Bu videoda bir masaüstü bilgisayar toplayacağım. GPU ağırlıklı bir sistem olacak bu. Bir gamer bilgisayarı olacak. Hedefim ultra ayarlarda yeni nesil oyunları 60 FPS minimum rahatlıkla oynatabilmesi olacak bu bilgisayarın. Ben Ensar Dereli, 3D artistim. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı bir firmada 3D artist olarak çalışıyorum uzunca bir süredir. Karakter, kostüm ve Asset modellemeleri, low-high poligon ve sculpting üzerine çalışıyorum diyebilirim. Bu bağlamda oyun sektörünün de içinde olan birisi olduğumu söyleyebilirim. Eğer ilgileniyorsanız bu tarz konulara, kanalımda bu konularla ilgili çok güzel giriş seviyesinde derslerim ve tutorial'larım var. Bunları göz atabilirsiniz. İşte modelleme nasıl yapılıyor, boyamalar nasıl yapılıyor, oyun sektöründe kullanılan 3 boyutlu modellerin nasıl yapıldığı ve daha da birbirine bağlantılı konularla ilgili çeşitli videolar bulabilirsiniz kanalımda. Dedikten sonra isterseniz yavaş yavaş sistemimizi tanıtmaya başlayalım. Ekran kartı olarak RTX 3070 kullanmaya karar verdim. Yeni nesil oyunları rahatlıkla oynatabileceğini düşünüyorum. Zaten şu anda piyasadaki en güçlü ekran kartlarından biri. Asus marka 8 GB'lık GDDR6 yeni RAM teknolojisi bildiğiniz gibi ve PCI Express 4.0'ı destekleyen bir ekran kartı bu. İşlemci olarak arkadaşlar Ryzen 5 3800 MHz 4.5 GHz Max Boost diyor, yani çıkabildiği hızı. Uygun bir işlemci ama darboğaz yaratmayacak bir işlemci bu sistemimizde. Bu arada ben sistemi ortalama 15 bin liraya kotardım, denk getirdim. Şu anın kuruyla, tabii kur çok dalgalı olduğu için bilemiyorum yani ilerleyen vakitlerde ne olur, ama şu an için çok uygun bir sistem oldu bu. Yani ultra ayarlarda 60 FPS güncel oyunları oynatabilecek bir sistem için 15 bin lira çok uygun bir fiyat. Ama işte dediğim gibi bir takım şeyleri doğru alarak, boşuna yüksek meblağlar ödemeyerek bu fiyatı tutturmayı başardım. İşte bunun zaten örneklerinden biri de bu. Uygun fiyatlı bir işlemci. Tek çekirdek performansı gayet iyi, yüksek olan bir işlemci bu. Ki oyunlarda tek çekirdek performansı her zaman önemlidir arkadaşlar. Bununla birlikte oyunlar için tabii en önemli bileşenimiz ekran kartı olduğu için oyuncu sistemi toplayacağınız zaman en büyük yatırımı her zaman ekran kartına yapmanızı size tavsiye ediyorum. Birbirine denk gayet güzel bir ekran kartı işlemci kombinasyonu oldu bence. Depolamada Samsung'un 970 EVO'sunu kullanacağım. Çok standart bir M.2 SSD zaten. Yani M.2 SSD'ye terfi edecekseniz, maceraya girmek de istemiyorsanız Samsung'un direktman 970 EVO'sunu alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben 500 GB'lığını laptopumda kullandım uzun süre ve çok da memnun kaldım. Dolayısıyla bu yeni toplayacağım sistemde de 1 TB'lığını alıp hemen geçtim yani M.2 SSD kısmını. Depolamada 1 TB'lık M.2 SSD'mizi kullanıyoruz. Onun dışında yedekleme ve de işte diğer dataları depolama adına da şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu yeni sistemimde, yeni jenerasyon bir sistemde mekanik disk kullanmak istemiyorum kasanın içinde hiçbir şekilde. Özellikle CD-ROM, DVD-ROM gibi şeyler hele hiçbir şekilde konumlandırmadım. Depolama için de harici bir çözümü tercih ettim bu bağlamda. Tabii ki de mekanik bir disk ama Seagate'in Backup Plus Portable 5 TB'lık bir diskini aldım. Gerekmediği zamanlarda bunu çıkartacağım. Ki benim başka da bir sürü zaten depolama birimim var ama programlar artı oyunları depolamak için zaten Samsung yeterli olacaktır. Her şeyi onun içine depolayacağım ben. Ki zaten ben çok da oyuncu birisi değilim bu arada. Yani oyun sektörünün içinde çalışıyorum aslında ama biz işin mutfağındayız daha çok. Yani oyuncu biri değilim. Şimdi yükleyeceğim oyunları bile ben daha çok böyle yeni nesil grafikleri görmek, biraz böyle performansları denemek, sistemi ne bileyim sınamak için birazcık fantazi olarak topluyorum. Yani çok böyle oyun oynayacak değilim açıkçası. Sağ taraftan devam edelim. Burada anakart olarak
Asus'un B550 B550 chipsetli bir anakartını tercih ettim. En basit anakart aradım ben açıkçası. Küçük de bir kasa toplamak istediğim için bu anakart benim işimi görecekti. Üstünde bulunan bileşenler TUF Gaming'in artısı. Belli bir kalitenin üzerinde üretildiğini iddia ediyor Asus. Güç kaynağı tarafında power supply'ımız Sharko'nun çok güzel bir power'ı, güç kaynağı arkadaşlar. Ben bunu size tavsiye ediyorum. Gold Zero 750 watt'lık bir güç kaynağı. 80 Plus Gold sertifikası var bunun. Önemi burada, bu güç kaynağının önemi buradan geliyor. Güç kaynaklarınızı mutlaka 80 Plus sertifikası olmasına dikkat edin ama 80 Plus'ın da seviyeleri var arkadaşlar. Neydi işte Bronze, Silver, Gold, ardından Titanium, sonra da Uranyum mudur nedir artık. Yukarıya doğru gidiyor. Gold, Silver veya Bronze da olabilir tabii ki ama ben en azından hani şöyle biraz daha kaliteli olması adına bir Gold Supply tercih etmeye çalıştım. Bu bağlamda Sharko'nun bu ürününü buldum. 80 Gold sertifikalı en uygun power supply'lardan biriydi bu. Yarı modüler, yani anakartı besleyen kablolarının dışındaki kablolar çıkarılabiliyor. Dolayısıyla kasanın içinde ekstra yer kaplamıyorlar. RAM olarak G-Skill Ripjaws RAM'ler kullandım arkadaşlar. Bu RAM'ler DDR4 3600 MHz 16x2 32 GB'lık bir kit arkadaşlar. Tabi 18 CL gecikme süresi var. CL değeri ne kadar düşük olursa bu gecikme değeri o kadar az olmuş oluyor. Dolayısıyla bu CL'in mümkün mertebe az olan RAM'leri tercih edin diyeceğim ama aşağı yukarı piyasadaki hepsi aynı. Yani 32 GB'lık RAM'ler genelde 18'dir. Yani belki çok ararsanız çok pahalı olanlarında 16'lık bulabilirsiniz belki diyeceğim. Ama eğer siz sadece oyun odaklı düşünüyorsanız bu sistemi 16 GB'da alabilirsiniz. Fazlasıyla yetecektir. Ondan emin olabilirsiniz. 32 GB diğer şeyler için gerekli oluyor. Diğer programlarda gerekli oluyor. Oyunlar için gerçekten bir lüks yani. 32'ye yükseltmeniz sisteminizi oyunlar adına size bir artı sağlamayacaktır arkadaşlar. Evet, tüm bileşenlerden bahsettik. Kasamı da az sonra göstereceğim. Şimdi zaten belki de görüntüler devreye girmiştir. Bu konuşmanın üstüne görüntüleri de yerleştireceğim. Küçük, böyle kompakt bir kasa toplamak istedim ben. Çok da aradım bu kasayı. Güzel bir sistem olacak gibi görünüyor. İsterseniz sistemi toplamaya başlayalım. Ben yine üstüne konuşmaya devam edeceğim. Kasamız Aerocool Atomic. Gerçekten çok şık, çok sade bir tasarım. Piyasadaki diğer modellere nazaran en azından. Ön tarafı son derece sade. Mesh bir ızgarası var. 20 santimlik bir fanı var ön tarafta. Yine RGB tabii ki. İçinde de bir tane arka tarafta RGB fanı var. Şeffaf bölüm tempered cam, yani gerçek cam, çizilmez bir cam. Eskiden buralarda plexiglass kullanılırdı. Dokunduğunuz anda çizilirdi. Hatta hala uygun fiyatlı ürünlerde kullanılıyor. Şuradaki küçük bir kolla da rahatlıkla açıp içine ulaşabiliyorsunuz. Ön tarafında USB girişi, mikrofon girişi ve kulaklık çıkışı, RGB fan kontrolcüsü, reset ve power switchleri ve güç ve hard disk durum ledleri konumlandırılmış. Üst tarafta mıknatıslı bir yapıya sahip şu şekilde çelikten bir ızgara var. Bu rahatlıkla şuraya bıraktığınız anda kendi oluğuna oturuyor. Basit güzel bir toz filtresi düşünülmüş. Ekran kartına gelecek olursak GeForce RTX 3070 Dual Edition Asus marka 8 GB'lık GDDR6 RAM'lere sahip bir ekran kartı bu. PCI Express 4.0 teknolojisini kullanıyor. Çok güzel bir kutu dizaynı yapmışlar. Artık 20. kattan düşse bir şey olmaz herhalde bu ekran kartına. Kutusu çok hoşuma gitti. Böyle ilk defa gördüğüm bir tasarım uygulanmış bunda. Origami gibi böyle arkasından ekran kartını sıkıştıran bir plastik var. Açıp arkadan onu ekran kartını kurtarıyorsunuz içinden. Kartın her yeri gayet güzel bir şekilde korumaya alınmış. Paketlemeyi açıkçası çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bu kart referans tasarımlardan sonra en hoşuma giden
tasarım oldu açıkçası. Ben Nvidia'nın ilk referans tasarımlarını her zaman firmalarınkinden daha çok beğenmişimdir. Tüm jelatinleri mutlaka soymayı unutmuyoruz. Isı aktarımına olumsuz etki edecektir bunları kaldırmazsak. Hatta ısınıp kasanın içinden kokular da yayabilir. Çıkışlara gelecek olursak, burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 adet DisplayPort, 2 adet de HDMI port çıkışımız var. Asus'un bu modelinde arka plaka gerçekten demir, fanları saran çerçeveyi de arka demir plakaya sabitlemişler. Kartı tuttuğunuz zaman radyatörlere baskı uygulamıyorsunuz. Bu bağlamda son derece tok ve bütünleşik bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Anakartımız Asus TUF Gaming B550 chipsetli. Micro ATX kasalara uygun bir anakart. Aslında ben çok daha küçük bir kasa toplayacaktım. Mini ATX bir anakart almayı düşünüyordum. Çünkü sadece ekran kartının takıldığı PCI Express çıkışını kullanacaktım. Ama maalesef bu konuda bir kıtlık var piyasada. Mini ürünler, mini anakart ve kasalar pek bulunmuyor maalesef piyasada. Çok fazla tercih edilmediği için. Aslında performans anlamında bir eksiği yok bu ürünlerin diğer büyük olan versiyonlarından. Hatta günümüzde ekran kartı dışında bir kart kullanmadığımız için bilgisayarlarda aslında bu ürünler çok daha mantıklı. Ama eskiden kalma bir alışkanlık olarak yine üzerinde hiç kullanılmayan bir sürü soket barındıran anakartlar daha çok tercih ediliyor. Yeni Wi-Fi 6 teknolojisini destekleyen bir anakart bu ve yanında bir adet anten geliyor. Biraz takmak için uğraştım. Aradım nasıl takıldığını, takılacağını. Ama çözdüm sonunda. Anakartımı kutusundan çıkarıyorum şimdi ve poşetinden. Mikro bir anakart olmasına rağmen bizim için gerekli olan her şey zaten fazlasıyla mevcut üzerinde. Anakartımızın TUF modeli olması uyarınca üzerindeki komponentlerin son derece uzun ömürlü ve kaliteli oldukları iddia edilmiş. MOSFET'leri, transistörleri ve kondansatörler gerçekten çok kaliteli görünüyor. Tok ve kaba soğutucularla desteklenmiş, tasarımı gerçekten çok hoş. Power Supply'ımız bence en dikkat çeken ürünlerden biri. Çok tanıdık bir marka değil ama çok kaliteli bir ürün olduğunu gördüm. Fiyat performans açısından çok dikkat çeken bir ürün. İçinden güç kablosu, kitapçıkları ve bir güzel bir poşetin içinde de kablolarını konumlandırmışlar. Gerekli tüm bağlantılar bu poşetin içindeki kablolarda mevcut. 6 pinli, 8 pinli çıkışlar, Molex kabloları, ihtiyacınız olabilecek her şey bu poşetin içinde verilmiş. Güç kaynağımız 750 Watt ve 80 Plus Gold sertifikasına sahip. Dolayısıyla %100 yük altındayken bile bu 750 Watt'ı bize oldukça verimli bir şekilde sağlayabildiğini gösteriyor. Ayrıca şebekeden çektiği elektriği de son derece az bir kayıpla gerekli elektrik enerjisine çevirebildiğini gösteriyor. Anakart ve CPU için gerekli kablolar sabit gördüğünüz gibi ve bunun dışındaki 6 ve 8 pinli güç çıkışları modüler bir şekilde konumlandırılmış yeterli sayıda. Bu üründe gözüme çarpan jelatini de hemen çıkartıyorum. Aksi takdirde bunlar ısınıp koku yayabilir, söylediğim gibi kasanın içinden yanabilir, eriyebilirler. M.2 SSD konusu üzerinde en az düşündüğüm ürün oldu herhalde. Samsung'dan çok memnundum. Ben Samsung'un bütün ürünlerinden çok memnunum açıkçası. Telefonundan monitörüne. Şu ana kadar dandik bir Samsung ürünü görmedim açıkçası. Yani gerçekten çok kaliteli bir dünya markası. Dolayısıyla laptopumda 500'lüğünü kullandığım M.2 SSD'nin bu sistemde de 1TB'lık versiyonunu kullanacağım. Bütün program ve oyunlar, ayrıca üzerinde o an için çalıştığım projelerin hepsi de bu M.2 SSD'de konumlandırılacak. Bu M.2 SSD'nin üzerinde çalışacak. RAM'lerimiz G-Skill Rip Jaws. Yine bilindik bir marka aslında. Benim de daha önce de kullandığım bir marka. 16x2 32 GB'lık bir kitini kullanacağım. Böyle bir sarf malzemesi gibi bir kutuda konumlandırılmış. Pek can canlı veya korunaklı bir kutu değil ama gayet güzel. CL18 gecikme süresine sahip bir RAM kiti bu. 32 GB'lık RAM'ler genelde CL18 oluyorlar. 16 GB'lıklar CL16 oluyor. Belki biraz daha pahalı modellerde, daha düşük CL değerlerine sahip RAM'lerde bulabilirsiniz ama anladığım kadarıyla RAM kapasiteleri arttıkça CL gecikme değerleri de artıyor gibi görünüyor. Evet, işlemcimiz çok kritik. AMD Ryzen 3600X'T. Çok yeni veya hızlı bir işlemci değil tabii ki ama aslında 3.8 GHz base hızı var, 4.5 GHz max boost hızı var. 6 core'lu bir işlemci tabii ki de, 12 thread bir prosesör.
Overclock imkanı da sunan bir işlemci bu. Ayrıca tek çekirdek performansı, demin de söylediğim gibi, gayet güzel. Oyunlarda özellikle en önemli şey tek çekirdek performansıdır CPU'ların. Dolayısıyla oyun odaklı bir sistem kuruyorsanız özellikle, öyle prosesörlere çok fazla para ödemenize gerek yok bence. Böyle bir CPU fazlasıyla işinizi görecektir. Kaldı ki ben önceki sistemimde Intel i7-7700HQ kullanıyordum. O bile benim işimi görüyordu. Şimdi bu işlemciyle bile bayağı bir fazla level atlamış olacağım zaten. İşlemcimizin termal pastasını, özellikle kapağını açmadan montaja kadar muhafaza etmenizi tavsiye ediyorum. Çok görüyorum çünkü montaja kadar öyle açıkta bırakan, sırf dokunmuyorum diye oraya bir şey olmayacağını zanneden. Halbuki biz o yüzeye hiçbir şey değmesini istemiyoruz. Kirpiğiniz gelebilir, havada uçuşan bir partikül konabilir. Ben işlemciyi bile şimdi monte ederken göreceksiniz. Yani son ana kadar, fabrikadan çıktıktan sonra üzerine hava bile değmeden soketime yerleştirip hemen soğutucusunun üzerine kapatıyorum. Ve montajdayız. CPU soğutucumuzu monte etmek için şu anakartın üzerinde gelen aparatları önce çıkartıyoruz. Çünkü stok soğutucular bu aparatlara gerek duymuyorlar. Daha özel soğutucular bu aparatlar sayesinde bağlanıyor anakarta. Bizim soğutucumuz anakarta direktman bağlandığı için öncelikle şu aparatlardan kurtuluyoruz. İşlemcimizi kutusundan çıkaracağız. Kenarında bir üçgen var gördüğünüz gibi. Şuradaki üçgene denk getirip bırakıyoruz. Ve sıkıştırma kolumuzu itiyoruz. Böyle bir sanki tedirgin edici bir ses çıkıyor, kağıtlar sıkışırmış gibi. Ardından CPU soğutucumuzu hemen üzerine yerleştirip vidalarını yarımşar birer tur sıkıyoruz. Sadece tutunmalarını sağlıyoruz. Ardından çapraz bir şekilde dibine kadar tüm vidaları karışık bir şekilde sıkıyoruz. M.2 SSD'mizi monte edeceğiz şimdi. Öncelikle anakart kutusundan çıkan yükselticimizi yerleştirip uygun bölüme M.2 SSD'mizi takıp vidasını sıkıştırıyoruz. Basit bir bağlantı bu da yine. Ardından RAM'lerimizi doğru slotlara yerleştiriyoruz. Anakartın kitapçığından yararlanabiliriz bu bağlamda. Şimdi anakartımızın yükselticilerini monte edeceğiz, kasamızla arasında kalacak olan. Bunları şöyle bir lokma parçasıyla sıkıştırabilirsiniz. Aksi takdirde çok zor olacaktır bunları çevirmek. Kasanın boyası geldiği için bu dişlilerin arasına, döndürmesi oldukça zor olabilir. Arka bracketi yerleştirmeyi unutmuyoruz anakartı takmadan önce. Bizim gibi uzun süredir donanımlarla uğraşan insanların mutlaka 2-3 kez başına gelmiştir bu. Bracketi takmadan anakartı yerleştirmek, sonra fark edince anakartı söküp tekrardan uğraşmak. En azından bizim jenerasyondan herkesin başına bir kere gelmiştir bu. Anakartın vidalarını braketi sıkıştıracak şekilde anakartı birazcık iterek vidalamanızı tavsiye ediyorum. Burada göstermemişim ben ama. Dediğim gibi hafif itme konumundayken vidaları sıkarsanız anakart kasaya daha düzgün oturacaktır. Bu arada power supply'ımın gerekli güç kablolarını yerleştirdikten sonra kasamı ters çevirip power supply bölmesine monte ediyorum. Power supply'ımdan çıkan kablolar ve ön panelden gelen kabloların hepsi kasanın yanındaki bu kablo kanalında konumlanacak. Bu bağlamda cable management skill'leriniz devreye giriyor. Mümkün mertebe güzel yerlerden yürüterek kablolarınızı, kablo karmaşasını minimuma indirmeniz gerekiyor. Anakartımın güç bağlantısını yine oraya en yakın yerden gerçekleştiriyorum. Kasamın önünden gelen USB 3.0 bağlantısını da yine aynı yerden getiriyorum. CPU'mun ekstra güç bağlantısını da yine ona en yakın bölgeden çıkartıyorum. Ön panelden gelen HD audio bağlantısını ve de kasamın önündeki güç ve reset bağlantılarını da yine mümkün olan en yakın yerden anakartıma bağlıyorum. PCI Express girişimizin kilidini açtıktan sonra ekran kartımızı yerine oturtuyoruz. Tabii öncelikle arka taraftaki doğru kapakçıkları çıkartmamız gerekiyor kasamızdan. Ardından vidalarımızı sabitleyip güç bağlantılarını yapıyoruz ve kasamız hazır. Öyle çok RGB tutkunu biri olmamama rağmen ürünler sizi öyle bir yönlendiriyor ki ben de yine ışıl ışıl parlayan bir kasaya sahip olmuş oldum. Gerçi öyle çok da rengarenk bir şey olmadı. Gayet oturaklı. Ekran kartının mavi mor ışığına uygun şekilde ayarladım diğer ledleri de.
ve sanırım bu şekilde kullanmaya devam edeceğim. Bence gayet şık oldu. Gelelim performans ve oyun testlerimize. Doom Eternal ile başlıyorum. Sanırım oyun 120 FPS'e sabitlenmiş çünkü 121'in ötesine geçmiyor. Düştüğü oluyor tabii ki de. Bu arada tüm grafikler olabilecek en ultra seviyede ve çözünürlüğümüz 4K'da. Genelde 100-110 seviyelerinde dalgalandı. Arada bir 85'lere kadar düştüğü oldu. 120'lere çıktığı da oldu. Ama benim öngördüğüm 60 FPS standardının oldukça üzerinde bir performans elde ettim. Doom Eternal oldukça yoğun texture ve poligon sayısına sahip bir oyun. Ama bir o kadar güzel optimize edilmiş gibi görünüyor. Çok akıcı, korkutucu bir konsepti olmasına rağmen konsepti, renkleri ve akıcılığı sayesinde gayet keyifle oynuyorsunuz oyunu. Müziklerin de bunda etkisi var tabi. Endüstriyel metal olduğunu söyleyebilirim. Benim de kulak zevkime yakın müzikler. Şimdi biraz eskilere gideceğiz performansımızı zorlamak adına. Half-Life 2 Episode 2 285 ile 295 FPS arasında gitti geldi aşağı yukarı. 300'ü göremedik maalesef. Oyun saniyeler içinde açılıyor. 290 FPS civarlarında da oynanıyor işte gördüğünüz gibi. Eski bir oyun. Yeniden açıp neler elde edebileceğimi görmek adına bir baktım. 4K çözünürlükteyiz. Açabildiğimiz her şey ultra'da. Ekranda da yazdım zaten. Eski bir oyun olmasına rağmen oynama keyfi olarak hala gayet keyifli. Üçüncüsü çıkmadı maalesef. Belki de çıkmayacak hiçbir zaman. Bu arada texture yoğunluğu yeni oyunlardan çok da farklı değil aslında. Poligon seviyeleri artmış yeni oyunların. Ama texture kalitesi ve de yoğunluğu bu oyunda da gayet üst seviyelerde. Tabii ki de güncel görsel efektlerden bazıları yok bu oyunda. RTX zaten yok. Nostalji yapmak için oynadığım bir oyun. Ve Metro Exodus gayet güncel. 2019'da çıkmış bir oyun. RTX desteği var. Şu anda da sonuna kadar açtım RTX'i de ve diğer bütün grafikleri. Ve 4K'da oynuyorum. İnanılmaz bir görsellik gerçekten. Yani 4K bir monitörde böyle büyük bir ekranda bunu oynamak, bu deneyim yaşamak hakikaten büyüleyiciydi. Tüm bunlarla birlikte optimizasyon da gayet güzel yapılmış. Şu ana kadar herhangi bir bug'a rastlamadığım bir oyundu. 50 küsür ve de 70 FPS'ler arasında gidip geldi açıkçası ama genellikle 60 küsürlerde, 70'lerde devam ettiğini söyleyebilirim. Akıcılığı gayet güzeldi. RTX deneyimi gayet güzel bu oyunda. Yansımalar falan özellikle bakın şimdi şu tabloya yaklaşacağım. Ya bu nedir ya? Mükemmel bir görsellik gerçekten. Her etkileşimde devreye giren ayrı bir script, ayrı bir animasyon geçişleri çok akıcı kılmış. Bence gayet güzel bir deneyim yaşatılmış. Ve son günlerin hem kralı hem de inanılmaz bug'lı çıkışıyla fiyaskosu olan Cyberpunk 2077. İnanılmaz güzel bir görsellik gerçekten. Çok yoğun bir atmosfer. Bu kadar yoğun bir poligon ve texture dokusu. Bu kadar kalabalık ve dolu bir şehir atmosferiyle birleştiğinde oluşan bug'lar affedilir mi bilmiyorum ama bence affedilmez. Çünkü çok ertelendi ve de çok uzun süreli, çok uzun yıllardır geliştirilen bir oyundu. Bence çok daha temiz çıkması gerekiyordu ama yani sadece görsellik olarak değerlendirdiğimizde en azından yüzeysel açıdan çok güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Oyun çok stabil çalışmıyor zaten optimizasyon sorunları olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla bu oyunu 4K'da ultra görüntülerle maalesef açamadım. Her şey ultra'da yani tercih meselesi olan ayarları bile en dibine kadar açtım. Ama 4K değil 2K'da açtım. Oyun bazen gördüğünüz gibi 30'ları düştüğü de oluyor ama çok nadiren. Genelde 55-60 civarında kalabiliyorsunuz. Akıcı bir deneyim yine yaşatılıyor. Yine alabiliyorsunuz ama maalesef 2K'da. Tabii şunu da belirtmek lazım ki bazı grafikleri birazcık kıssanız, örneğin Psycho seviyesindekileri ultra'ya veya bazı ultraları high'a çekseniz bile yine 4K'da da 60 FPS bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Onu da belirtmek lazım. Ben genel olarak çok memnun kaldım bu sistemden. Bu kadar dengesiz bir oyunu bile bu şekilde oynayabilmek gayet hoşuma gitti. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.